Merhabalar. Bugün size çok uyumlama ile nasıl şifa yapılır bunu anlatacağım. Bir tane soru gelmiş. Uzağa şifa gönderirken tek uyumlama üzerinden örnek vermişsiniz. Birden çok uyumlaması olanlar arka arkaya nasıl aktif edip gönderecek? Onun için ses kaydı var mıydı hocam? Ben sizden öğrenmiştim biliyorum ama çoğu kişi için kafa karıştırıcı olabilir demişler. Peki şimdi şöyle anlatayım size. Şimdi biraz ayrıntı vereceğim çünkü bu işi bilenler var, bilmeyenler var, kimden aldığı belli olmayanlar var, her hoca aynı değil, kimisi anlatıyor, kimisi anlatmıyor. Yani bana milyon tane soru geliyor, diyor ki hocam benim şu uyumlamam var, kullanamıyorum, Musayir Hekim var, kullanamıyorum, Karun Hakim var, kullanamıyorum, Şambalları Hekim var, ne kendime dermanım var ne başkasına kullanamıyorum. Ve kullanamadıktan sonra uyumlanmanın da aslında pek bir manası yok değil mi? Ben şimdi nasıl yapacaksınız bunu anlatayım size. Şimdi şifacının rehberini okumuşsunuzdur. Okuduğunuzu varsayıyorum. Orada bunlara benzer birçok şey anlattım. Ne yapıyoruz? Uzağa gönderirsek o kişi bir yerde uzansın ya da yatsın önemli değil. Otursun önemli değil. Ondan sonra rahat olması önemli. Burada kısa anlatacağım. Yani biraz hızlı geçeceğim. Maksat çok uyumlamayı nasıl yapacağız? Bak şimdi biraz ben şimdi size bilgi vereyim. Şöyle başlayalım. Diyelim ki aktif yollayacağım. Tamam, ne yaptım? O kişinin adını elime yazdım. Kağıdı aldım, elime yazdım. Gözümü kapattım, oturdum. Ondan sonra birçok uyumlamayı aynı anda yollayacağım. Ne yapıyorum? Şimdi okuduğum tüm şifa sistemlerinin kime gitsin? Çocuğuma gitsin. Tamam. Siz kocanıza, eşinize, dostunuza nereye yollarsanız yollayabilirsiniz. Ayşe'ye, Fatma'ya, Hüseyin'e, herhangi bir insana yollayabilirsiniz. Örnek vermek için diyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Sonsuz şifa enerjisini baştan alıyorum. Şimdi okuduğum tüm sistemlerin çocuğuma akmasını niyet ediyorum. Ve sonsuz şifa enerjisi, yüksek efekli şifa enerjisi, biyoenerji şifa uygulaması, Merkür Aura güçlendirme aktivasyonu, Plüton Aura genişletme enerjisi, yüksek Pleiades şifası, Serafim Kılıcım inisiyasyonu, Pleiades'lerin şifa sistemi, özgüven güçlendirmesi, özgüven aşısı, derin şifa reiksi, Aura akımı iyileştirme, İrade gücü yükseltici, yüksek ışık şifası, vücut sağlık dönüşüm özü, melek Rafael titreşim özü, Hathor Reiki güçlendirmesi, ruhsal zeka güçlendirmesi, melatonin flash, serotonin flash, endorfin flash, hasarlı ağrı tedavi uyumlaması, hara, kök çakra uyanış enerjisi, Pleiades ışığı, süper inisiyasyonu, yüksek kalp çakrası temizlik ve aktivasyonu, şanslı yaşam özü, duygusal kalp şifa reikisi, full spektrum şifası, ağrı akımı iyileştirme, şans reikisi, ben şanslıyım güçlendirmesi, marka şifa sistemi, canlılık suyu özü, yüce aydınlık, yüksek enerji, enerji kutus banyo, sonsuz şifa kaynağı, lighten renk, spektrum renk, yüksek kutsal güneş uyumlaması ve bunların tamamını aktif ediyorum. Ve şu anda her taraftan 10.000 kat kuvvetli haliyle çocuğuma 1 saat boyunca akmasını niyet ediyorum dedim. Eğer gözümü açmazsam ve enerjinin tepe çakramdan gelip kalbime geçtiğini ve sonra elime geçtiğini ve elimde kağıt var, kağıda geçtiğini düşünürsem yollamakta olduğum kişiye akar. Tamam. Bu kime yolluyorsanız ona gider. Her kimse, Hüseyin, Veli, Ali, Ayşe, kimse, tamam mı? Ona gider. Onun dışında eğer kalkıp işe güce dalarsan ne olur? Pasife düşmüş olur. Tamam mı? Pasife düşerse ne olur? Yine gider ama o zaman enerjisi aynı olmaz. Biraz farklı olur, tamam mı? Çoklu şifa sistemlerini de bu şekilde yollayabilirsiniz. Hani mesela şu şekilde 4-5 tane şifa sisteminiz var. Hemen şu şekilde yapabilirsiniz uzanıyorsanız bile. Atom bilinci aktivasyonu, Pleiades'lerin şifa sistemi, Sirius topraklanma ve arındırma güçlendirmesi, Plüton topraklanma inisiyasyonunu aktif ediyorum. Ve bunların tamamını şu anda her taraftan 10.000 kat kuvvetli haliyle çocuğuma yolluyorum. Anneme yolluyorum. Hasan'a yolluyorum, Hüseyin'e yolluyorum. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Bir kişinin adını soyadını da söyleyebilirsiniz. Şimdi o kişi o sırada eğer uyuyorsa enerjisi daha zayıf olur. İşle uğraşıyorsa akan şifa daha zayıf olur. Herhangi bir şeyle uğraşmıyorsa, göz kapalı uzandıysa çok güzel şifalanır. Tamam, beklediğimiz bu. Bu şekilde yollayabilirsiniz. Oldu mu? Bu dosyayı uzatıp karmaşıklaştırmak istemiyorum. Yalın, sade olmasını istiyorum. Diğer taraflarını başka ses dosyalarında yapacağım.
O yüzden bu kadar kalsın size bilgi vermek için. Uzağa yollarken birkaç tane bir şeyi bu şekilde yollayabilirsiniz. İki tane uyumlamanız var. O suyu reiki aktif ediyorum ve şamanlara reiki aktif ediyorum ve şu anda kime yollayayım? Çocuğuma yolluyorum. Benim içimden çocuğuma yollamak geldi. Siz istediğinizi yollayabilirsiniz, tamam mı? Ondan sonra ya da sokaktaki hayvanlara, kuşlara, ağaçlara, onlara da yardım edin. Onlara da yollayabilirsiniz. Sokakta bir hayvan gördüğümde muhakkak yaralıysa yolluyorum. Enerji yolluyorum. Onun şifalanmasını istiyorum. 10 bin kat kuvvetli haliyle niye diyorum? Enerjisi artsın diye. Tamam, bunu diyebilirsiniz ama şart değil. Bir saat boyunca aksın niye diyorum? O programlamak. Programlarsanız çok iyi olur. Tamam, programlamak deniyor. Saatlerini verince programlıyoruz. Çok sistemle çalışmak gerekir mi? Hayır, tek sistemle de çalışabiliriz. Bu soruda bana gelen soru neydi? Çok uyumlama ile nasıl şifa yapılır? Çok uyumlama ile nasıl şifa yapılacağını sorduğu için ben bu şekilde diyorum. Şimdi ben pasif olarak şu anda gözüm kapalı olmadığı için ve sadece çocuğuma şifa verme işlemiyle ilgilenmediğim için ve başka bir işle de ilgilendiğim için nasıl gitti? Pasif olarak şifa yaptım, değil mi? Ama sadece gözüm kapalı çocuğuma şifa verseydim ne olacaktı? Aktif olarak gidecekti. Tamam. Aktif şifa yaparsanız o zaman daha kuvvetli oluyor. Tamam. O kişinin yanınızda olması da gerekmiyor. Öyle bir şey yok. Mars'ta olsa enerji ulaşır. Bu da güzel bir şey. Bak, ben şifa şu anda pasif yolladım. Benim ellerimden ayaklarıma kadar zangırdamaya başladı. Enerjinin güzel tarafı bu. Bak, çocuğuma şifa yolladım. Ne oldu? Ben de şifalandım. Nefis, değil mi? Harika. Yani birini rahatlatmaya çalışırken kendini de rahatlıyorsun. Bu tarafı muhteşem bir şey. Kendine ekstra çalışmana gerek yok. Harika. Bu çok rahatlatıcı ve hani ne denir? Bir taşla iki kuş misali. Bu soruyu bu şekilde kapatalım. Çok uyumlama ile nasıl şifa yapılır? Bunu anlattım bu ses dosyasında. Bana ulaşmak isterseniz yazar özlemtunalı@gmail adresimden ulaşabilirsiniz. Ya da Facebook'tan Messenger'dan yazabilirsiniz. Sevgiler.